Ama tabii Kur'an'a uzak durmaları nedeni Kur'an'ın onların elindeki mevcut imkanları da elinden alacağını düşündüklerinde. Yani zaten sürünüyor. O, ama sürünmenin içinde de kendilerince hoşlarına giden bazı şeyler var. Onların da ellerine gireceğini diyor. Halbuki Kur'an bir kere sürünmeyi kaldıracak onlardan. Azabı kaldıracak. Egoistliği, bencilliği kaldıracak. Onlara gerçek arkadaşlar, gerçek dostlar sağlayacak bir. Arkasından hiç görmedikleri bir hürriyet verecek onlara. Hiç yaşamadıkları ve tahmin etmedikleri bir hürriyet verecek. Yani bu sürünmeyi mükemmel hayat ve modernlik zannediyor. Halbuki o zaman bir hücre hapsinde olduğunu ve çok büyük bir acı çektiğini o zaman anlayacak. O kalktığında anlayacak. Fakat tabii bağnaz ve gerici adamların Kur'an'ı yorumlayışlarını esas aldıkları için bir kan denizi gibi, bir acı denizi gibi görüyorlar İslam'ın hakimiyetini. Halbuki İslam'ın hakimiyeti nur denizidir, muhabbet denizidir, sevgi denizidir. Ama şeytan onlara o deccali öyle göstertiyor. Yani böyle kan, ızdırap ve acı gibi göstertiyor. Hadislerde de var yani deccal diyor cenneti cehennem gibi göstertir. Cehennemi de cennet gibi göstertir diyor. Cehennemi insanlar cennet gibi gösteriyor şu an. Cenneti de cehennem gibi göstertiyor. Mehdi bu oyunu bozuyor işte. Cehennemin cehennem olduğunu onlara göstertiyor. Cennetin de cennet olduğunu gösteriyor. Mehdi'nin vazifesi budur. Yani Deccal'in bu hipnozunu, bu kitle hipnozunu ortadan kaldırıyor. Bu oyunu ortadan kaldıracaktır. Bu aldatmacayı ortadan kaldıracaktır. İnşallah. İnşallah.